Dünyadaki ölümlerin %1,3'ü. Demek ki hastaların 3,2'sine ama ölümlerin 1,3'üne sahibiz. Tanrı Türk'ü koruyor. Çok az ölüyoruz Fatih Bey. Ve ölüm oranı %0,9 Türkiye'de. Başından beri hastalığa yakalananlar içinde ama dünyada bu oran %2. Üçlerden bir parça ikilere düşmüş gibi. Son olarak şunu söyleyeyim dünya ile karşılaştırmada. Son veri 836 bin dünyada konan tanı toplam. Bu rakam aşağı yukarı kararlı gidiyor. Dramatik, ciddi bir azalma yok dünyadaki toplam olgu sayısında. Fakat Türkiye her ne hikmetse bu yarı buçuk delik deşik kapanmayla inanılmaz bir performans gösteriyor. 4 nala 17 Mayıs'a doğru koşuyoruz. Belki de 17 Mayıs'ta hastalığı bitirmiş olacağız. Ama yoğun bakım birimlerindeki hasta oranlarımız sayımız 3175. Dünyada %0,6, bizde %1. Yoğun bakımdaki hasta sayımız da dünya ortalamasının 2 katı. Böyle gidiyor. Yani bütün bu çabalara, eski deyimle gayretkeşliklere karşın Türkiye'nin gerek kendi içinde önceki verileriyle gerek küresel ölçekte başka ülkelerle karşılaştırmada durumu hiç parlak gözükmüyor. Hiç parlak gözükmüyor. Bir kez daha bizi, Türkiye halkını ve dünya kamuoyunu iktidar kendince aldatmaya çalışıyor. Korkarım ki, bunu sık sık söylüyorum, 17 Mayıs'ta yaşanacak tersine Covid göçü Türkiye'de pek çok mutant virüsü Türkiye'nin her yerine İstanbul'dan özellikle metropollerden alıp yayacak. O bakımdan 17 Mayıs sonrasında yaklaşık 2 hafta yani bir kuluçka süresi kadar kentler arası geçişin, kentler arası seyahatin mutlaka sınırlanması gerekir. Eğer bunu yapmazsak, teker teker kim nereye gitti bulmak olanaklı değil, genel anlamda bir kentler arası geçiş sınırlaması koymak gerekiyor. Belki de bir bölümü insanların gelmeyeceklerdir, yazı gittikleri yerlerde geçirmek isteyeceklerdir, eğer kalacak evleri varsa ya da olanlar. Ama önemli bir bölümü dönmek isteyeceklerdir belki de. O yüzden bu hareketliği mutlaka önlemek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak 17 Mayıs'ı izleyen 2 hafta sonra tekrar bir dalga ile karşılaşabiliriz. Onu da izleyen 14 gün sonra 2 kuluçka süre sonrası yani Haziran ortalarında biz bir 3. dalgayla Türkiye'de karşı karşıya kalabiliriz. Böyle bir risk var. İktidarı bu bağlamda uyarmış olalım değerli Erkek. Hocam, bu Sağlık Bakanlığı varyant tatilini önlemedi, Türkiye kırmızı listeye alındı diye bugün bir haber var. Enteresan bir bilgi bu. Pakistan'dan İngiltere'ye giden İngilizlerin İstanbul'da yaptıkları kısıtlamasız ve ucuz karantina tatilini varyant turizmi olarak gündeme getirmişti medya, daha doğrusu namuslu medya. Bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı Pakistan konusunda adım atmayınca İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeye almış. Artık Türkiye'den İngiltere'ye gidenler 1700 sterlin ödeyip 1750 sterlin ödeyerek 10 gün zorunlu karantinada kalınacakmış. Şimdi siz halkı kandırabiliyorsunuz kendi yurttaşınızı, kendi vatandaşınızı. Çünkü medya elinizde, medyanın gerçekten işgal edildiği bir dönem, yani ele geçirildiği bir dönem ne derse Sayın Erdoğan ona bırak itiraz etmeyi desteklemek için her türlü taklayı atan bir medya var. Şimdi böyle bir medyayla Türkiye bu salgından nasıl kurtulacak? Bu İngiltere'nin kırmızı listesi diğer ülkelere de örnek olur mu? Fransa'da aldı Türkiye'yi kırmızı listeye değerli Ertürk. Yalnızca İngiltere değil Fransa'da aldı. Her iki listenin ülkenin kırmızı listesindeyiz. Almanya örtük biçimde almış durumda. Yine geriye doğru bakarsak yaklaşık bir 6-7 ay kadar önce ikinci dalgayı yaşadığımız o Kasım Aralık gibi CDC de Türkiye'yi dünyada 3. derecede tehlikeli kırmızı bölge ilan etmişti. Bu uluslararası sınıflandırma 4 kademedir değerli Ertürk. 4. kademede artık o ülke kendi yurttaşına ya o 4. derece alarm ülkesine gitme için vize vermez, izin vermez ya da hiçbir şekilde karışmam orada başına iş gelirse der. Demek ki 4. derece böyle. Biz şu anda belki de CDC tarafından yeniden 3. bölge ilan edilmek durumunda olabiliriz. Şimdi o söylediğiniz karantina konuları doğru.
Sivil Havacılık Örgütü diye bir örgüt var Türkiye'de. Onun ölçütlerine dayanarak şu ülkeden bu ülkeden gelenlere şu yapılsın, yapılsın, karantina şöyle uygulansın, test istensin gibi Sağlık Bakanlığı'nın bir yaklaşımı olduğunu görüyoruz. Ya da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir inisiyatif alıyor. Hayır, burada inisiyatifin Sağlık Bakanlığı İstanbul'daki Hudut ve Sahiller Koruma Genel Müdürlüğü'nde olması gerekiyor. Hudut ve Sahiller Koruma Genel Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı'nın kuruluşuyla ilgili mevzuatta da ödevleri, görevleri bu bakanlığın, bu genel müdürlüğün sayılmıştır. Özellikli bir genel müdürlüktür ve ta Lozan'dan beri İstanbul'da kuruludur, orada yer almaktadır. Şimdi onun ölçütlerine dayanmak gerekiyor. Dünyanın bütün ülkelerinde salgın epidemiyolojisini büyük bir özenle izlemek gerekiyor. Yani Türkiye bir Güney Afrika'dan, Nijerya'dan beter olduğu, insanlar İngiltere'ye geçmek için Türkiye'yi bir anlamda han, yol geçen hanı olarak kullanıyorlar. Ve maliyeti tabii Türkiye için hastalığın yaygınlaşması, mutantların taşınması bakımından ağır oluyor. Böylesine kötü bir yönetim, böylesine bilim dışı, böylesine akıl dışı bir yönetim nasıl hala sürüyor bunca uyarılara karşın? Anlamak gerçekten çok zor. Biliyorsunuz dün önceki gün birkaç gündür de Profesör Mehmet Ceyhan'a saldırılar var. Akıl almaz bir biçimde bu Türkiye'nin yüz akıllı bilim insanına saldırılar görüyoruz. Terörist dediler hocam ya. Terörist yani ben yani çok konuk ettim Sayın Mehmet Ceyhan'ı. Çok üzüldüm. Çok üzerime alındım. Nasıl bir ülkede bir hocaya bu kadar rahat, bu kadar şekil yani inanılmaz bir şey. Hayatını o geçen yıldan Mart ayından bu yana bir yılı geçkin bir zamanda sağlığını bir kenara atıp işini gücünü bir kenara atıp koştura koştura buraya gelir. Koştura koştura diğer kanallara gider. İnsanlara bilgi vermeye çalışır. Açıklama yapmaya çalışır. Hastalığı anlatır, salgını anlatır, önlemlerini anlatır. Sen kalk bu adama böyle bir hocaya terörist de ya. Yani aklım almıyor bu ülkedeki vicdanı ve ahlak anlayışını sevgili hocam. Evet, gerçekten ben de büyük üzüntü içindeyim. Erdoğan'ın en başta hemen kalkarak bu saldırıyı durdurması ve kınaması gerekir en yüksek perdeden. Ticaret Bakanı hanımefendi Ruhsar Hanım yolsuzluklara karıştı, medyaya yansıdı gördüğünüz gibi. Onu korudu ve onu eleştirenleri kınadığını belirtti. Halbuki Ruhsar Hanım Yüce Divan'da yargılanıp aklanmalı idi. Eğer AKP kendine güveniyorsa gönderir Yüce Divan'a. Parlamentodan karar alınır 360 400 milletvekili kararıyla ve gider orada aklanır, göğsünü gere gere aklandı der. Tam tersine sahip çıktı ama bir bilim insanına dönük bu tür linç kampanyalarına sesini çıkarmıyor. Yandaş bir bilim insanı olsaydı Mehmet Ceyhan Hoca herhalde bunlar başına gelmeyecekti. Ben Ceyhan Hoca'yı öğrenciliğinden beri tanırım. Benim stajyerim Li döneminden hatırlarım. Son derece parlak. Gelecek vaat eden bir gençti ve gördüğümüz gibi buralara geldi. 40 yıllıktı da benim son derece saygım, meslektaşım. O bakımdan Mehmet Ceyhan gibi insanlardan Türkiye'nin yararlanması, dinlemesi ve anlamaya çalışması gerekir. Bu şekilde iğrenç, linç kampanyalarına girişmeden önce yineliyorum. İktidarın başının derhal en yüksek perdeden bu tür linçleri durdurması, kınaması ve engellemeye çalışmasını görmek istiyorum. Bu Erdoğan'ın sınavı. Eğer Erdoğan bu karşı çıkışı yapmazsa bu eylemcileri örtük bir biçimde destekliyor demektir ki devlet başkanına bu hiçbir biçimde tabii ki yakışmaz. Şimdi aşılarla ilgili sordunuz. Ne kadar zaman var bilmiyorum değerli Ertürk. Az bir zamanımız kaldı hocam. Eğer onu evet. Şimdi aşılarla ilgili tablo şu. Bütün ayrıntılar bir yana salgının ortasında 90 milyonluk bir ülkeyi aşısız bırakan bir iktidar var. Altı çizilmesi gereken olgu budur. Öbür ayrıntılar uzun uzun konuşulabilir. Üstelik teknik nedenlerle sağlanamayışından ibaret değil Türkiye'deki aşısızlık sorunu. Gerçekten ağır pis kokular geliyor. Çin'le ilgili anlaşmayı bir türlü açıklamıyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Eğer saklayacak bir şeyiniz yoksa açıklayın. Çin sözünde durmadı diyorsunuz. Dünya Ticaret Örgütü'ne tahkim heyetine götürün. Anlaşmayı çiğnedi diye tazminat isteyin.
Ya da Çin ne istiyor? Bize açık açık söyleyin. Deyin ki Uygur Türklerini unutmamızı istiyor. Swap anlaşmalarının nedeniyle dış ticaret açığımızı finanse etmek istemiyor. Bunları şantaj olarak kullanıyor. Haberimiz olsun bunlardan Türkiye kamuoyu olarak. Biz de iktidara destek olup birlikte çare arayalım. Bir. İki, utanarak söylüyorum. 12 Aralık'ta Cumhuriyet'in ikinci sayfasında aşı savaşları ve AKP'ye düşen görevler diye 6 ay önce yazmıştık değerli Ertürk. 6 ay önce bunları aşağı yukarı öngörmüştük. Ne okuyorlar, ne yararlanıyorlar, ne değer veriyorlar, ne saygı duyuyorlar. Ama Mehmet Hoca'ya yaptıkları gibi, 10 Nisan'da bana yaptıkları gibi kanını içeceğiz diyecek kadar kendilerinden geçmişler. Bunlar güya Müslüman. Bakın 10 Nisan'dan bu yana bir yıl aşkın zaman geçti. Hiçbir savcı benimle ilgili tweet atan, devlet memuru olan İstanbul'da kanını içeceğiz diyen o kişiyle ilgili resmen işlem yapmadı. Böyle bir devlet, böyle bir hukuk devleti olabilir. Ama biz her şeye karşın ülkemizin insanı için bilimsel gerçekleri sizin gibi yurtsever namuslu TV'lerde, sizin gibi yurtsever namuslu programcılar eliyle, yürekli programcılar eliyle yapmayı sürdüreceğiz. Çin'le ilgili aşı böyle. İki cümlede Sputnik ve BioNTech'le... Son olarak hocam, süremiz bitti. Kullanmayayım. Zamanınız çok sınırlı. Efendim Sputnik'le ilgili bu aşı şu anda yeryüzünde uygulanan en başarılı aşı değerli Ertürk. 3 milyon 800 bin insan üzerinde evre 4 verisi olan başka bir aşı yok. Hocam. Evre 4 demek biliyorsunuz 3 evreden geçiyor hocam, aşılar. Hocam izninizle süremiz gerçekten sona erdi. Biraz daha açtık. Tamam. Aşı peki. Kısmını daha sonraki bağlantıya bırakalım hocam. Tekrar konuşmak üzere. Yani iktidarın hatası yüzünden BioNTech'e ve Sputnik'e sahip olamadık. Onu söylemiş olayım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Biraz sonra...